Evet, selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bu videoda bireysel emeklilik ama otomatik katılım tarafında en çok getiri sağlayan son bir yıla damga vuran otomatik katılım fonlarına bakacağız. Biraz da otomatik katılımcı bireysel emeklilik takipçileri için bir içerik olmuş olacak. Ama mutlaka gönüllü BES için de bir fikir verecektir. Öncesinde hemen kanala bakalım ve devam edelim. Bildiğiniz gibi bizler bu kanalda sadece bireysel emeklilik konuşuyoruz. Bireysel emeklilik sözleşmelerimizi nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Bununla alakalı içerikler üretmeye çalışıyoruz. Sizlerin de desteğiyle birlikte. Bunun yanında Instagram ve Twitter sayfalarımızdan da günlük olarak bireysel emeklilik fonlarının getirilerini grafiksel manada sizlerle paylaşıyoruz. Eğer bir bireysel emeklilik hesabınız varsa mutlaka bu kanalları takip etmenizi tavsiye ederim dedikten sonra konumuza dönelim. Şimdi TEFAS verilerinden yola çıkarak biraz daha rahat görmeniz için şunu büyütelim. Bakın burada son bir yıllık otomatik katılım tarafını mercek altına aldığımızda gerçekten gönüllü BES'e nazaran OKS tarafında çok ciddi getirili fonlar var son bir yıla damgasını vuran. Bunlardan ilki garanti emekliliğin otomatik katılımı agresif değişken emeklilik yatırım fonu son bir yılda %203 getirmiş ki bu hem TÜİK tarafından açıklanan son bir yıllık enflasyon rakamı hem de ENAG tarafından açıklanan son bir yıllık enflasyon rakamının üzerinde bir rakam. Yani enflasyon getirisini geçmiş bir fondan bahsediyoruz otomatik katılım tarafında. Burada 7.700 kişi var sadece. Pazar payı da 0.23 olarak gösterilmiş. Ve içeriğine baktığınızda da hisse senedi ağırlıklı ama %20'lik de hedge ettiği yani koruma altına aldığı pozisyonlar olduğunu görüyoruz. Hem kıymetli madenler hem de mevduat tarafında garanti emeklilik tarafından yönetilen bir fon alış valörü bir gün yani siz al talimatı verdikten bir iş gün sonra gerçekleşiyor. Satarken de 2 günde çıkabiliyorsunuz bu fondan. Son derece sağlıklı bir fon. Diğer tarafta ikinci sırada yine Signal'ın görmeye alışık olduğumuz otomatik katılım tarafında da agresif değişken fonu. Bu fonun bir özelliği var. Son 5 yılda inanılmaz bir noktaya gelmiş. %1480 kazandırmış yatırımcılarına Signa'nın değişken fonu otomatik katılım tarafında. Ama bakın takdir edersiniz ki burada sadece 182 kişilik bir yatırımcı gözüküyor. Bu da şunu gösteriyor. İnsanlar maalesef bu fonlara geçemiyorlar. Bilgileri yok. Bir şekilde bu konulardan haberleri yok. Ya da sözleşmeci şirketleri onları kısıtlamış durumda. Son bir yılda %201 getiriyle de yoluna devam ediyor bu fon. Tamamıyla hisse senedinde. Yani %96. Az önce garanti tarafında gördüğümüz o %80'e 20'lik payın biraz daha üstünde hisse senedi tarafında çok güçlü bir pozisyonu var. %96,3. Tabii ki bunlar riskli fonlar. Zaten biz de riski nasıl burada azaltıyoruz bireysel emeklilikte? Tamamen zamana yayarak, uzun vadeli yatırım yaparak riskimizi minimize etmiş oluyoruz. Devam edelim. Aksa Hayat'ın yine otomatik katılımı agresif değişken fonu var. Açıkçası otomatik katılım tarafında değişken fonlar ve agresif değişken fonlar en çok getiriyi sağlayanlar olmuş genellikle. Bir de bir hatırlatma otomatik katılım tarafında maalesef altın fonu adında bir fon yok. Gördüğünüz gibi değişken fonlar bazen içerisinde kıymetli madenler barındırabiliyorlar. Son bir yılda %199 getirmiş Aksa Hayat'ın agresif değişken fonu. Burada da ciddi bir hisse senedi pozisyonu var. Onun haricinde de kendini hece ettiği bir pozisyonu olduğunu görüyoruz bu fonunda. Devam edelim. BNP Paribas'a ait bir fon var. Aşağı yukarı bundan sonrası hep aynı diyebilirim. Getiriler biraz daha düşmüş. %187. 621 katılımcı. Gönüllü BES tarafında genelde fonlarda hep yığılmalar görüyoruz ama otomatik katılım tarafında maalesef bayağı azınlıkta insanlar bu fonlara geçmişler. BEFAS'ta işlem gören fonlar bunlar. Yine hisse senedi
ve mevduat pozisyonu olduğunu görüyoruz ve bir günde alınıp bir günde satıldığına da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada normal şartlarda burada BEFAS'ta işlem gören fonlar bunlar. Dolayısıyla her otomatik katılım müşterisi BEFAS fonları içerisinden bunları satın alabilir. İster sözleşmesi garanti emeklilikli olsun, ister aksi hayatta hiç fark etmez. Fakat şu ana kadarki tecrübelerimizden gördük ki bazı sözleşmeci şirketler bir kısıtlama yapmışlar otomatik katılım tarafında müşterilerine ve sadece kendi fonlarını alabiliyorlar. BEFAS tarafında almaya çalıştıklarında sorun yaşadıklarını gördük. Eğer sizler buna bir bakın, eğer geçiş yapabiliyorsanız sorun yok. Bu fonları mutlaka değerlendirin derim. Ama geçiş yapamıyorsanız da şayet sözleşmenizin süresi henüz çok ilerlemediyse, 10 yıllara, 7-8 yıllara gelmediyse bir an evvel oradaki paranızı alıp gönüllü BES'e geçip o parayı da tabii ki otomatik katılımdan şimdiki sözleşmenizden çıkan paraya hiç dokunmadan o parayı da aynen yeni sözleşmenize monte ederek atıyorum 50 bin liranız varsa o 50 bin lirayı gönüllü BES'e girişte koyarak yola devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde bir taktik uygulayabilirsiniz eğer çok süreniz uzamadıysa. Çünkü maalesef burada bir takım kısıtlamalar varsa burada durmanın da bir manası yok. Hem altın fonlarından yararlanamıyorsunuz hem de bazı BEFAS fonlarına geçemiyorsanız hiçbir şekilde mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu da aklınıza asla getirmeyin. Onu da burada göstermek istiyorum sizlere. Şimdi 5 yıllık bir perspektifte baktığımızda getirileri kıyaslarsak, şuradan otomatik katılımı siliyorum ben. OKS tarafında da, gönüllü BES tarafında da, hatta otomatik katılım tarafı daha güçlü gözüküyor. Bakın burada 5 yılda %1480 getiren fon bir otomatik katılım fonu. Yani gönüllü BES'e kapalı bir fon. İkinci sıradaki gönüllü BES'e ait bir fon. Bu otomatik katılıma kapalı. Yani otomatik katılım müşterisi olanlara kapalı. Şunu göstermeye çalışıyorum. İkisi arasında çok fark yok. Total getirilerde fonlara baktığımızda hatta bana sorarsanız otomatik katılım tarafı biraz daha güçlü gibi gözüküyor. 5 yıllık total getiriyi ele aldığımızda tabii ki bu zaman içerisinde değişebilir. Bunu şu yüzden gösteriyorum. Asla şu sayıke kapılmayın. Yani ben otomatik katılımda olduğum için benim param eriyor. Gönüllü BES'te olsaydım daha çok kazanırdım. Bu kafaya gelmenize gerek yok. Zaten getiriler ortada. Otomatik katılım daha önde gidiyor fonlar bazında. Sadece otomatik katılımda eğer BEFAS fonlarına geçiş yapamıyorsanız, istediğiniz firmanın fonunu alamıyorsanız orada sizin için bir dezavantaj mutlaka olabilir. Ama alabiliyorsanız bence hiçbir problem yok. Aynen yola devam etmek gerekiyor. Söylemek istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen sormak istediklerinizi yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.